Önce kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. O yüzden biraz heyecanlıyım. Ama aynı zamanda mutluyum. Çünkü ne zamandır böyle bir kanal açmak istiyordum. Ama bir türlü işte fırsat bulamamıştım. O yüzden böyle yeni bir şeye başlamanın verdiği gurur ve mutluluk var. Bu kanalda sizlerle tecrübe ettiğim şeyleri, sevdiğim ürünleri, her şeyi paylaşmayı düşünüyorum. Ama daha çok tabii güzellik, bakım, moda konseptinde bir kanal olacak. Ama bunun yanı sıra dekorasyon önerileri, kendin yap tarzı projelerde paylaşmayı düşünüyorum. Keyifli olacağını umuyorum. Şimdiden böyle bir heyecan sardığı içimi. Bir sürü böyle aklımda video fikirleri var. Hepsini çekmek için sabırsızlanıyorum. Bugün de sizlerle günlük makyajımı paylaştım. Yüzümde görmüş olduğunuz. Benim çok severek kullandığım bir makyaj. Doğal, aydınlık, böyle fresh bir makyaj. Nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. İlk önce göz altlarımı kapatarak başlıyorum. Bunun için de Rimmel London'un Match Perfection isimli kapatıcısını kullanıyorum. Yani benim favori kapatıcım diyebiliriz. Tabii özel günler için çok uygun olmasa da günlük hayattaki favori kapatıcım. Cilt tonumla tam olarak birebir aynı ton olan bir ürün kullanacağım. Burada bu çok önemli. Çünkü gün ışığında biraz farklı bir ton bile çok göze çarpıyor. Ben bunun için Estée Lauder'in Double Wear fondöteni kullanıyorum. Benim rengim 1N0 porselen rengi, en açık renk. Bunu tüm yüzüme uygulamayacağım. Sadece lokal olarak kapatmak istediğim yerlere uygulayacağım. Çünkü zaten çok ağır bir fondöten. Yani ince uygulaması tabii çok o kadar ağır hissettirmiyor ama yani günlük hayatta tüm cildimi kapatmayı pek tercih etmiyorum. Bunu da bir kulak çubuğu yardımıyla içinden çok azıcık bir ürün alıyorum. Bunu da lokal olarak sivilcelerin üzerine dokunduracağım. Şimdi tekrar bu Rimmel London kapatıcımı alıyorum ve bazı bölgeleri birazcık daha aydınlatmak istiyorum. Şu dudak kenarlarını. Eşitlenmiş doğal cilt görünümü benim için şu an yeterli. Siz isterseniz biraz daha kapatıcılığı artıracak şekilde daha fazla ürün uygulayabilirsiniz. Yüzünüzde kapatmak istediğiniz bölgelere göz alt kapatıcısını değil de dayanıklı, kalıcı, uzun süre kalıcı, özel günlerde kullandığınız bir fondöteni lokal olarak uygulamanız inanın kalıcı, yüzünüzdeki makyajın kalıcılığını çok arttırıyor. Ben göz alt kapatıcısını veya daha nemli bir kapatıcıyla yüzümdeki lekeleri kapattığım zaman yani böyle 2-3 saat sonra silinip gidiyor. Bunun için bu fondöteni öneririm. Ya da yani MAC'in Studio Finish mi? Studio Fix mi? Kapatıcısı da güzel. O da hani kalıcı bir kapatıcı. Ya mesela bunu uyguladığım zaman uçup gidiyor. Ama bunu uyguladığım zaman daha uzun süre kalıcı oluyor. Ve çok az uyguladığım için doğal duruyor. Kapanmış bir cilt görüntüsü de olmuyor. Tüm yüzüne fondöten sürmediğim için cildim nefes almaya devam ediyor. Günlük makyajda her gün fondöten sürmek çünkü cilt için bazen yorucu olabiliyor. Ve sivilcelenmeye ve siyah noktalara sebep olabiliyor. Bu yöntemi öneririm. Kaşlara geçiyorum. Kaşlarımı far yardımıyla dolduracağım. Bunun için de Smashbox'ın Full Exposure paletindeki şu rengi kullanacağım. Çok fazla doldurmadım. Sadece ihtiyacım olan bazı yerlere şu
dış köşeleri ve birazcık uçlarına uyguladım. O tel tel görünümü daha çok seviyorum. Yani kalıp gibi durmasındansa o doğal görünüm daha hoş duruyor. Şimdi gözlere geçelim. Gözlerine çok yoğun bir göz makyajı yapmayacağım. Gözleri daha aydınlık ve temiz tutmayı daha çok seviyorum günlük makyajda. Çünkü diğer türlü böyle yoğun far görünümü biraz uğraşılmış ve zorlamın duruyor bence. Şimdi kirpik diplerimi biraz koyu renkle belirginleştireceğim. Bir kalem fırça yardımıyla sürdüğüm farı biraz dağıtacağım. Onun için Sigma'nın 30 numaralı kalem fırçasını kullanıyorum. Ama yani kulak çöpüyle bile hafif dağıtabilirsiniz. Şimdi paletteki şu rengi göz kapağıma süreceğim ve direkt parmağım yardımıyla süreceğim. Günlük makyajımda çok fazla böyle fırçalar, süngerlerle uğraşmak istemiyorum yani. Elim pek gitmiyor. Yani parmaklarla pıt pıt yapmak daha pratik geliyor. Zaten ten ürünlerini, kapatıcıyı falan yani tampon hareketlerle parmağın ısısıyla cilde oturtmak daha iyi sonuç veriyor bence. Gözümün iç kısmına bu Kiko'nun numarası bir silinmiş olan kahverengi göz kalemini uygulayacağım. Herhangi bir kahverengi veya siyah göz kalemini uygulayabilirsiniz. Bu adımı atlamamanızı öneririm. Zaten bu Hollywood eyeliner'ı diye geçen bir uygulama. Yani hiç belli olmadan dışarıdan ekstra bir ürün görünmüyor ama direkt gözlere bir derinlik katıyor. Sanki ben makyajı oturtuyor gibi geliyor bana. Biraz daha gözümün altına far süreceğim. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Maybelline'in Lash Sensational maskarasını kullanacağım. Bence bu maskara gerçekten çok güzel bir maskara. Tek bir özelliği dışında. Çıkmıyor. Yani çok zor çıkıyor. Mesela o Bioderma'nın misal suyuyla ben çıkaramıyorum kesinlikle. İlla sıcak suyla böyle yıkayıp iyice yumuşatmam gerekiyor. Ondan sonra silebiliyorum. Bu gerçekten çok güzel. Alt kirpiklerime de biraz maskara süreceğim. Eğer far sürmeseydim muhtemelen sürmezdim ama biraz far sürdüğüm zaman bile sanki rimel sürünce daha iyi oluyor gibi geliyor. Şimdi allığa geçiyorum. Daha pembe tonlarda bir makyaj yaptığım için bronzer kullanmayacağım. Bunun yerine çok pembe olmayan bir allığı bronzer gibi uygulayacağım. Bu Gosh'un Rose Whisper isimli allığı. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir rengi var. Böyle açık gül kurusu gibi. Bunu da Real Techniques'in Powder Brush ile uygulayacağım. Çünkü geniş alanlara uygulamak istediğim için böyle büyük bir fırça seçtim. Yine aynı allıktan biraz far fırçamı alıyorum. Far olarak katlanma bölgeme uygulayacağım. Hafif bir allık daha uygulayacağım. Daha farklı bir allık uygulayacağım. Siz isterseniz uygulamayabilirsiniz. Ben birazcık daha böyle yanaklar pembe pembe olsun istiyorum. Bunun için Down Boy'un yani The Balm'ın Down Boy isimli alanı kullanacağım. Bu yani benim hayatımın allığı olabilir kesinlikle. Yani o kadar güzel bir allık ki tam bir bebek pembesi. Çok kalıcı, çok canlı duruyor. Yani bayılıyorum.
özellikle şu asi kaşlarıma bir sabitlemek istiyorum. Bunun için de Essence'ın şu hepimizin artık bildiği şeffaf kaş jelini kullanacağım. Kaşlarımı yukarı doğru tarayarak sabitledim. Bu önemli bir detay bence çünkü daha yüzü böyle kalkık gösteriyor. Yani bundan da hani öyle çok çok memnun da değilim açıkçası. Yani çok kalıcı bir ürün değil ama yine de sürmesi hoşuma gidiyor. Çünkü göz içime birazcık daha kahverengi kalem çekeceğim. Yani altımı, göz altımı çekeceğim diyeyim. Sadece yarısına kadar çektim. Öyle olunca daha böyle gözler biraz daha çekik gibi duruyor. Bir de daha az yoğundurduğu için daha doğal duruyor. Tabii hiç sürmemişseniz daha doğal da. Sonuçta makyaj yapıyoruz. Dudak kalemi olarak Golden Rose'un bu waterproof lip linerlerinden 51 numarayı kullanıyorum. Yani benim favori dudak kalemim diyebiliriz. Rengi çok güzel, çok doğal, çok kalıcı. Ve çoğu pembe alt tonlu rujla oluyor. Ruj olarak MAC'in Faux isimli rujunu kullanacağım. Çok seviyorum. Yani benim favori nude rujum diyebiliriz. Pembe alt tonlu bir. Şimdi aydınlatıcıya geçiyorum. Aydınlatıcı için Flormar'ın bu kamuflaj paletindeki şu en açık rengi kullanıyorum ve bayılıyorum gerçekten. Çok güzel bir aydınlatıcı. Zaten dibini gördüm. Diğerlerini pek kullanmadım. Hatta şu moru hiç kullanmadım. Yani çok beyaz yansımalı. Çok güzel bir aydınlatıcı. Bu aydınlatıcıya biraz yüz yağımdan bir damla damlatıyorum. Parmağımla karıştırıyorum, sonra uyguluyorum. Cream Cup rengini uyguluyorum. Evet, makyajım bitti. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu benim ilk videom. O yüzden benim için düşünceleriniz, önerileriniz çok çok önemli. Benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.